Doçka'da özgüven tamam. Yani yüksek bir son noktada. Doçka oradan havlıyor paşaya. Adam hiç ya, adam kabadayı ya, delikanlı. Hiç umurunda değil. Paşa gümbür gümbür geliyor. Hiç kimseyi takmıyor ya. Biri yazmış yakında, azalsa da eyvallah etmez diye. Yapar mı? Yapar. Tamam, tamam. Eşek sıpası seni. Paşa oğulları. Paşa veliahtları. Paşanın ön tarafı acayip kalın arkadaşlar. Bakın paçaya bakın, paşaya bakın. Paşanın tam kangal, işte ön tarafı geniş, arkaları ince. Azat da olmuş. Hey, sakin. Sakin, evet getirdik. Yemeklerini, taze sularını verdik. Video akşam yayında olacak. Hayır. Paça, paça, tamam, tamam. Tamam, bırak, bırak, hayır. Tamam, tamam. Bırak. Rahat durun. Rahat durun. Tamam. Tamam. Tamam, paça, bırak. Gel buraya. Gel. Bırak, gel. Hayır, bırak. Gel, tamam. Gel, bırak, hadi. Tamam, sen içeri gir. Tamam, paça. Evet, biz paçayı içeri alalım. Tamam, gel, gel, gel. Hey, tamam paşa, rahat ol. Maalesef. Tabii bunlar herifler ya, işte böyle şeyler yaşanıyor işte. Tamam, sakin, 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 tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Antika'ya Antika diye isim koyduk. Annesinin ismi. Çünkü annesi gerçekten tam bir Antika kangaldı. Bizim Antika'da 2,5 yaşlarına doğru geliyor. Gerçekten tam bir Antika olmaya başladı. Tipi, şekli. Artık bu kangallarda meşhurdur. Bakın şu ağız da beyazlamaya başlıyor. Antika hanım nazlı mazlı bir bebek ama çok sağlam bir damar. Antika gerçekten kangal anlamında çok sağlam bir damar. Yarın öbür gün mesela 3 yaşına falan geldiği zaman Antika çok antika olacak. Tam ismi gibi antika bir kız olacak. Görünmüyor, koyuna gidiyor arkadaşlar. Babam diyor koyunda bir numara Antika. Yani Antika gelsin diyor, diğer köpekler gelmese de olur diyor. Kuş uçurmuyor. Her zaman ben bazen çiftliğe gidiyorum. Babam da karşı tarafta böyle dağda hep Antika'nın sesi geliyor. Yani o sürüye kurt, murt hiçbir şey gelemez. Tabii diğer köpekler de var. Antika çok uyanık. Sürüye de hatırlıyorsunuz daha enikti. Antika ortalıktan kayboluyordu. Bir bakıyorduk koyunların arkasında geliyor. O zaman bizim koyunlarımız yoktu. Antika'nın maşallah davara da çok güzel gidiyor. Koyunuz da çok seviyor. Antika'nın burada arkadaşlar. Videolarda öyle bir şey olduğu zaman, bir köpek gittiği zaman, geldiği zaman bunları hemen sizlere haberdar ediyoruz. He? Dün gece benimle iyi uyudun. He? Geçti yanıma, attı bana başını. Oh, mis gibi uyudu. Mis gibi uyudu. Senin içinde bir canavar var. Sürekli bir ısırma, saldırma. Onu biraz yatıştırmamız lazım. Fındık.
O da acayip davara gidiyor. Şey yapmıyoruz. Bazen davar çıkacağı zaman kapıyı kapatıyoruz, içeride bırakıyoruz. Yoruluyor arkadaşlar. Geliyor mahvolmuş. Yani çok hevesli gidiyor ama kıyamıyoruz, üzülüyoruz ondan sonra. Fıştık. Davarcımıza gelelim. Hiç şaka yapmıyorum. Bizim küçük azap arkadaşlar bu konuda kendini resmen kanıtladı. Yani bir gün davara gitmediği yok yani. Çok ender diyeyim, yani hiç görmedim diyeyim size. Acayip davara gidiyor. Hatta bir izleyicimiz yazmış küçük azap özlendi diye. Geliyor sabah gidiyor. Öğlen geliyor, yatıyor. Yemeğini yiyor. Davar gidecek. Babam hadi azap diyor. Hemen kalkıyor. Davarın peşine babamla birlikte gidiyor. Yani bir yandan bazen aynı Gurcu için küçük bızlık için demiştim ya, üzülüyorum yoruluyor diye. Azap da yoruluyor. Gidiyor geliyor, bazen bakıyorum eve geliyor, bana bir bakış atıyor. Bir tutuyorum, bir öpüyorum, seviyorum. Yatıyor yerine. Ya diyorum azapım diyorum. Yoruluyorsun ama şunu söyleyeyim. Böyle olması lazım. Bundan sonra biz koyun işine başladık. Bundan sonra yani köpeklerimizde baş azap la başladı mesela. Bu acayip davara gidiyor. Antika aynı şekilde. Bundan sonra köpeklerimizi koyuna alıştırmamız lazım. Küçük adam. Maşallah. Çok mu yoruluyorsun? He? Çok mu yoruluyorsun? Davarda çok mu yoruluyorsun? Onun tipini yemişler bunlar. Ferin benim aslanımı. Aslan oldu aslan. Anasına da benziyor. O kafa yapısının düzlüğü biraz anadan gelmiş. Bir hayaldi, gerçek oldu küçük azap. Hayalini kuruyorduk. Şimdi küçük azap diyoruz. Davara gidiyor. Davardan ayrılmıyor. Ama öğlen geldiği zaman atıyorum saat 10 gibi geliyor arkadaşlar. Saat 2'ye kadar dinleniyor, yatıyor. Ondan sonra tekrar davara. Maşallah, maşallah. Dur. Bunlar arkadaşlar hepsi erkek. Şimdi 3. gün ve 3. kontillerini tamamladık. Önümüzdeki gün hap, sonra aşıları vurulacak. Şu ana kadar gayet iyiler. Bakın bu küçük azap dediğim. Bugün şu dikkatimi çekti. Çok efsane bir şeye benziyor. Yani yıldızın atalarından gelmiş olabilir. Bakın bu erkeklerden bir tanesi. Maşallah. Siz olsanız hangisini alırdınız? Mesela bu A olsun. Bu B olsun. Bakın böyle bir küçük azap var gene. Burnu alacalı. Bu C olsun. Bu da D olsun. Maşallah size. Maşallah geleceğin 7.65'lere. Çok dikkat çekici. Bakın bunun döşü meşi. Evet maşallah. Kontiller tamamlandı arkadaşlar. Yarın öbür gün düzenli bir şekilde ilaçlarına devam edeceğiz. Zaman çabuk geçiyor. Hemen gözler açıldı. Ayaklandılar. İçeri gidiyorum. Bum bum diyorlar. Bana avlıyorlar. Hepsine maşallah. Evet şimdi. Oh. Annelerinin yanına alalım. Hadi davara. Küçük adam. Hadi bakayım. İşte böyle. Hızlıkta mı geliyor baba?
Yoruluyor ama ya. Gelsin daha alışsın iyice. Küçük kasapla hızlık arkadaşlar. Bakın böyle tavara gidiyorlar. Antika'da oralarda. Antika'da şimdi gördü babamı. Küçük adam öyle bakma lan, üzüyorsun, üzüyorsun beni. Tamam, kuzuyu çıkaracağız arkadaşlar. Kuzuyu otaracağız. Kuzuyu otaracağım. Yerinde durmuyor. Geçen gün mü kaçırdık biliyorsunuz, gitti koyunlara karıştı. O biraz sıkıntı oluyor, kuzu yerinde durmuyor. Yani bir ürktün mü kuzu hepsi birden koşuyor koşuyor gidiyor. Allah korusun yani, yetişemeyiz, kaybederiz hayvanları. O korkum var. Biraz zorlu geçiyor. Vay, benim horozuma bak ya. Çiçek ya. Yumurtladınız mı? Hani siz yumurtlamıyorsunuz? Horoz. Çık bakayım şimdi horozum. Evet, birkaç zayiatımız oldu. Şimdi şu ana kadar daha da bir zayiat görmedik. Tavuklarımı dışarı çıkarayım. Erkek erkek. Horoz hastasıyım arkadaşlar. Böyle bir şey var bende. Onu fark ettim yani. Evet, gelin bakalım bebişler. Dur. Çık kapının arkasından çıkın. Kapının arkasından çıkın. Hadi. Kalk. Hadi kaçmayın, tamam mı? Hadi bakayım. Gel kapının arkasından çık. Bak. Gel çık. Kalk. Ola. Çık oradan. Hadi. Kapısı sıkışmış. Ulan bu kapı ne çekti? Ne çektirdin? Bize be. Hadi. Hadi. Evet. Gel. Gel çık. Gel. Hadi bakalım. Gel. Dü, gel. Çık. Hadi gelin otlayın bakalım. Haydi gel. Çık. Dü. Aşağı. Oraya değil. Otlasınlar. Tabii kuzu oldukları için biraz şeyler. Şuralarda otlasınlar. Keçi de orada. Böyle buralarda otlasınlar bakalım. Sakin. O ne öyle? Sen çok fenasın gevze köpek. Çok fırlamasın. Kaplan adam ya. Hiç bana saldırmaz. Buradan İngiltere'deki abimiz, takipçimiz Mehmet Sümbül abiye teşekkürlerimi iletiyorum. Geçen günlerde bana dedi ki, şöyle göstereyim bakın, oh ne kadar güzel. Dedi ki, Yıldız'la Gurce'ye
Dedi bir et alalım. Ben gittim. Hadi bakalım Aslan, sana getirdim onu. 4,5 kilo dana dolmalık aldım. Dedim ki Mehmet abi bu yıldızla Gurcu'ya fazla gelir. Geri kalanları dedim istediğin var mı? O dedi ki istediğini verebilirsin Uğur dedi. Fark etmez. Ben de getirdim bizim. Bu Aslan'a verdim. Bu Aslan'ı hatırlarsınız büyük ihtimal. Sürüden geliyordu, benle oynuyordu, zıplıyordu, koşuyordu. İşte bu sene böyle bir durum var. Bugün story'de attım, amcam sordum. Nasıl dedim yani, amcam daha iyi biliyor. Gelişimi sen dedim daha iyi anlarsın. Çünkü dedim ben 2-3 gündür farkındayım. Dedi güzel, toparlandı, ayağa kalktı. Şu anda ona arkadaşlar ara ara gösteriyorum. İşte vitamin veriyorum. Ondan sonra antibiyotik yapıyorum 2 gün arayla. O antibiyotiği 4 sefer daha yapabilirim. Yani 2 sefer daha yapabilirim. Vitamini vermeye devam edeceğiz. İşte böyle bugün de onun nasibiymiş. Nasip de onun nasibiymiş. İşte artık var dedim yani artar. Artık derken yani et artabilir. Yani ona o kadar veririz, bu kadar veririz. Yiyemezler. Şu kadar da artar diye söyledim. Mehmet abi de istediğine ver dedi. Biz de getirdik. Ona verdik. Güzel şimdi etleri yesin. Kendine gelsin. İnşallah yani ne mutlu bana olur, ne mutlu bize yani onu ayağa kalktığını, tekrardan yaşamını, hayatına kavuştuğunu görürsek ne mutlu bize. Ayağa kalkıyor. Ayağa da kalkıyor. Demiştim ya amcam kaybolmuş. Bizim oraya gelmiş. Yani demek ki o durumdaymış arkadaşlar. Yani amcam demiş ki yazık demiş. Gitti nerede öldü acaba? Ölmedi. Yaşıyor. Hadi onları da bitir. Paşam benim. Al bakalım ya. Sen sevdin bunu. Hadi bitir onları da. Çok güzel köpek aslında. Sağlığına kavuştuğu zaman göreceksiniz. Yani boyu, posu, kürkü, şekli. Şam benim. Aferin benim oğluma. Çok yakışıklı bir köpek. Yemeyeceğim onları. Hadi ye. Hadi ye bakalım. Oğul Malzemos. Yıldız Hanım'ın payı. Oh ye bakalım. Ayarısı kızıma. Yıldız'ım diyor. Doğum yaptı. Ona şöyle güzel yedirelim. Oh. Evet aşağıdaki ne? Tabii Yıldız'la Gurcu'ya geldiği için. Yıldız'ın Gurcu'nun payı fazla. Aşağıdaki köpek de güzel yedi. Ha bizim kuzu. Oğlum sen ne kadar değişik bir kuzusun ya. Ne işin var senin burada? Arkadaşların yukarıda otluyor. Sen ne yapıyorsun burada? Peşimize geziyorsun ya. Hadi git. Git yerine git. Gel. Git. Hadi. Eşek ya. Oh Yıldız çok sevindi. Bayıldı. Aferin kızıma. Al benim kızım yavrularına iyi baksın. Hadi bakalım. Mehmet abi daha önce de köpeklerimize yemek ısmarladı. Sağ olsun. Bazen bakıyorum ki Uğur diyor şöyle şöyle yapalım. Bizler de yapıyoruz arkadaşlar. Azap Paşa. Yani yapacak bir şey yok. Azap onlara geldi. Tamam mı? Size de geleceği zaman sizi de yediriyoruz. Hadi ye kızım benim. Şimdi birazdan Gurcu'nun de aynı bu şekilde hazırlayacağız. Aşağı gideceğiz. Gurcu'ya da yedireceğim. Bu dana dolmalık arkadaşlar. Migros'tan sipariş ediyorum. 3-4 gün içerisinde geliyor. Böyle lezzetli köpekler ben daha önce de yedirdim. Hadi bakalım, ye bakalım.
Patika basa doydu. Lan orayı yapmasaydın. Evet, o dumana bile. Hoş. Jax. Gel benim duman. Gel bunu sen ya. Hadi. Al bakalım. Al onu da sen yapıştır. Heh. Gele kalın da sen ye. Yıldız etleri yedi, makarnayı yedi. Oh, dumana da biraz et kaldı. Duman Hanım da onları yesin. Birazdan aşağıya çiftliğe geçeceğiz. Kızım. Hadi ye, yemezsen onu da Zeynep'e verelim. Biraz da, tamam mı? Biraz ye, Zeynep'e verelim. Hadi içeride makarna var fazlasıyla. Zeynep'e de yine veririz. Duman yesin, karnı doyursun. Bugün köpekler zaten öğlenden yedikleri için... Tabi et olunca affetmiyorlar. Eti çok seviyorlar. Duman hamile değilmiş. Biz Duman hamile diye bekliyorduk maalesef. Nasipliymiş, ailesi büyümüş. Yani iyi ki de gidip Duman'ın ayağını mayan aldırmamışız. Yani hayvan gayet sağlıklı. Sağ ayağında sıkıntı var sadece ama yani yaşamına devam ediyor. Kanser olmuş olsaydı yani bir dirhem, bir gram bile böyle hayvanda çökme, bir rahatsızlık durumu yaşanmadı. O günden bugüne haladır Duman yaşıyor. Yine fare yakalamış geliyor. Köyde fare bırakmadı. Yazık ya şu farelere de. Aldı getirdi. Ne yapacaksın şimdi onu? Bak nasıl yapışmış. Afrika'daki aslanlar ceylanı tutuyor ya, sen de ona mı tuttun öyle? Dedelerinin, atalarının şeyi gibi. Yapacak bir şey yok, dünyanın kanunu. Burcu Hanım, senin gözlerin gene çapaklanmış, hadi bakalım, bu da senin. Oh! Bol bol yedirdik. Sakin, Doçka Azat. Sakin ol. Oo, Burcu Hanım'a da kesene bereket Mehmet abi. Allah daha çok versin abi, sağ olasın. Hayvanlarımıza böyle yemek ısmarlayan izleyicilerimiz, takipçilerimiz oluyor. Biz de onları getirip böyle yediriyoruz. Burcu Hanım'a da etin son kalanını doldurduk. Getirdik, yediriyoruz. Azat çıktı, yine piton kudurdu. Doçka çok yaramaz. Kapıdan kaçıyor. Gene kaçtı. Evet, Burcu Hanım da yiyor. Sakin, ne oluyor? Aslan Gurcan. Ne diyoruz Gurcan? Azat'tan yavrular geliyor mu? Ah, afiyet diyor. Gurcan çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani postu şeyi biraz yaşlı. Yaşlı olduğu için. Doçka! Lan Azat durun ya. Yani, Kurcan'ın bir kızını aldık. Evet, Kurcan Hanım yesin. Ben köpeklerimizin yemeğine devam edelim. Bakalım geldiğinde Kurcan hepsini bitirmiş olacak mı? Eşik eşik. Terminatör terminatör. 7.60. Hadi bak, koş. Oyna. Gel. Yedi. Biraz da bekledim bakayım daha yiyecek diye. Yemedi. Kurcayı çıkardık. Oo! Hey. Şurada açıyoruz. Gez işte ya. Tellerden atlıyorsun oğlum ya. Gez işte piton. Paşa. Ne o tellerden atlıyorsun, şey yapıyorsun? Aslanım benim bak. Yemeklerini, suyunu verene kadar, tamam mı? Gez. Yarın geleceğim, ben hepinizi gezdireceğim. Ayrı ayrı. Tamam mı? Götüreceğim sizi. Güzelce doyana kadar. Geçen gün Sultan'ı, Yıldız'ı götürdün mü arkadaşlar? Azat salam dur. Ulan dur eşi. Aynı öyle. Bozu ile pitonla götüreceğim. Daha da bir gezdireceğim. Üzülüyorum. Bu seneki bu işlerden dolayı vakit ayıramıyorum. Geçen seneki kadar. Ama ayırıyorum yani. Ama yani ne yap ne edip. Hani gidiyorum, uzanıyorum evde.
Kalkıyorum, gelip köpekleri açıyorum. Yani akşam yatarım diyorum ya, önemli değil. Yani bazen yorgun olduğumda bile geçiriyorum. Yarın boz yiyip pitonu alacağım arabaya. Güzelce götüreceğim, gezdireceğim. Evet Mehmet abi, herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Mehmet abiye selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok sağ olsun abi. Köpeklerimize yedirdik. Allah birine bin etsin, kesene bereket. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.